ne kadar çalışkan, hatta fedakar bir ekip olduğunuzu biliyorum. Bunu da takdir ediyorum ama... Aması ne? Bir müdür başka ne ister ki memurlarından? Kontrol, itaat, iyi niyet, uyumlu çalışma. Daha sayabilirim. Hepsi zamanlı olur belki. Olmalı, olacak. Eski alışkanlıkları biraz değiştireceğiz. Bana neden anlatıyorsunuz bunları? Öylesine. Dertleşiyoruz diyelim. Otursana. Teşekkür ederim. Sen bu ekibe en son katılan memursun. Beni iyi anlarsın. Ben pek bir şey anlamadım müdürüm. Müsaadenizle. Melek. Mesut'la görüşüyor musunuz hala? Ne? Özel bir arkadaşlığınız vardı diye hatırlıyorum. Devam etmiyorsunuz herhalde. Neredeyse hiç yan yana görmüyorum sizi. Benim özel hayatım seni hiç ilgilendirmez. Bak, yanlış anlama. Yanlış olan sensin. Niyetinin ne olduğunu ilk günden beri biliyorum. Hemen vazgeç. Bir daha böyle haddini aşarsan çok kötü olur. Müdür falan dinlemem. Kimse dinlemez. Anladın mı? Melek, ne oldu? Yok bir şey. Neden bana gelmedin? Serdar'la konuştuktan sonra mı? Evet, verirdim odunu. Ben verdim, gerek yok. Melek, adamın niyeti başından beri belli... Biliyorum Mesut. Salak mıyım ben sence? Anlamıyor muyum? Hayır da... O zaman bırak. Bakarım ben başımın çaresine. Bakamadığım yerde de yardım isterim senden. Hiçbir şey yapamaz. En fazla bir iki gün sinir bozar Serdar. O da geçer gider. Uzatma. Anladık ya, kızma. Kızarım. Asıl sen neden bana gelmedin? Korunmaya ihtiyacım yok ki benim. Ortalık süt limanken niye benim yanımda değilsin? Pardon. Önemli değil. Pardon da, o ne öyle? Tehlikeli bir şey. Sen de tehlikelisin o zaman. Biraz. Bilemedim şimdi. Ne? Korkup kaçayım mı, kalayım mı? Bence kal. Benim yanımdayken sana kimse bir şey yapamaz. Kimse mi? Kimse. Ne içersin? Aynısından. Allah kahretsin, geç kaldım. Kaçıyor musun? İşe geç kaldım. Tehlikeli işler mi? Evet, uyu sen. Arayacak mısın? Mutlaka.